Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerim? Bizi sorarsanız biziz arkadaşlar. Şunu bir ayarlasam arkadaşlar çok iyi olacak. Şöyle birazcık daha görünür bari. Tam görünmüyor şimdi. Arkadaşlar bugün kaç günden beri hastayız ya hani. Hasta olduğumuzdan dolayı böyle bir adam akıllı şey yapıp da yemek yapıp da şey yapamadık. Hep Meysa'nın eline baktık. Meysa'dan şey yaptık. Dedik bari bir yemek yapak, yiyek. Ona ben de dedim ki ne yapak ne yapak. Abdullah da gitmiş o günü bumbar almış getirmiş. Onun için onu yapacağız arkadaşlar. Dolabımız bozuk da alt tarafında bekliyordu. Dün yapacaktım, dün yapamadım, sobayla uğraştım. Ondan önceki gün yine aynı derkeni. Böyle bin türlü fırsatımız olmadı yapmaya. İçini hazırladım, içini arkadaşlar ben arkadaşın verdiği tarifle yaptım yine aynı. Soğan, sarımsak, kimyon, karabiber, nane, salça, tuz koydum. Biraz da kuyruk yağı koyacağım. Kuyruk yağını da buzluktan çıkartmaya unutmuşum. Yine de çıkarttım, sobanın içine koydum ama fırını erisin diye, o da tam şey olmadı herhalde, erimedi. Gene de biraz buzu çözülmüş ama. Dolabımız bozuk kaç günden beri, 2 günden beri. Buzluğundaki şeyleri sabah geldiler, beyni yanmış. Beyni gitmiş yani. Dedim abi dedim, bunun aciliyeti yok mu dedim, yapsanız ya dedim. İçindeki hani çamaşır makinesi olsa gene şey olmam, hani bulaşık makinesi olsa 2 gün sonra olsun dersin. Bulaşık makinesi öyle fazla şey yapmıyorum da, aramıyorum da, hani elimle yıkarım diyorum, olur biter diyorum. Ama çamaşır makinesine de olsa üzülürdüm hani, şey yapardım. Ama bekleyeceğim mecbur. Gitti adam, beynini söktü götürdü. Dedi bugün halledebilirsek yenge dedi. Bugün dedi, bugün olmazsa dedi yarın mutlaka getirip dedi. Benden içindeki öteberler dedi, içinin şeyi var yenge, özelliği var dedi. 24 saat dedi koruyor dedi. Kapağını açmayın dedi, bir şey olmaz dedi. Biz de tamam dedik. Öylece kaldı bakalım arkadaşlar. Bu ya bugün erkenden başlayayım dedim bumbarı doldurmaya dedim, işim oruç. O da yine de geç kaldım ama inşallah yetiştiririm. Pişerse onlar da bugün Abdullah'la beraber köye gittiler. İş vardı. Bir abileri var. O ev yaptırıyormuş, onun işini yapmaya gitti. Adam acele ediyormuş. Maşallah. Bir başladılar inşaata, parke yapılmış. Fayans sıvası yapılmış, parkesi döşenmiş. Fayansların olacağı yer fayansını yapılmış. Ondan sonra şeyi, pencereler takılmış, her şey hazır. Mutfak dolabı niye takılmış? Sadece elektriği çekilecek. Borularını daha önce işim gitti döşediydi. Şimdi şey yaptılar, haber ettiler, dediler. Şey yap, gel. Yap. Şu, bu büyük arkadaşlar. Meysa'da 3 tane bulaşık vardı, onu yıkıyor. Valla arkadaşlar, part doldurmasını bizimkiler pek sevmediler. Artık herhalde pişmesinden mi şey yaptılar, ne yaptılar, gıcık kaptılar onu bilmiyorum ama partı sevmediler, dediler sen en iyisi bize bumbar yap dediler. Abdullah almış gelmiş o günü. Normalde bir tanıdık var, onu aradım sordum, o şırdan işi yapıyordu. O dedi ki abla dedi, ben şey yaparken de dedi yani sarımsak falan dedi kullanmıyorum dedi. Sonra öbür arkadaşı aradım, dedim böyle böyle, abla dedi sarımsak dedi hem kokusunu alıyor dedi, hem dedi lezzet veriyor dedi, sarımsak dedi dene dedi. Öbür sefer yaptığımda sarımsak koyduydum.
Onda yap dedim yani sarımsak içine koy dedim ama çok güzel olmuştu. Tam yetti. Kalmadı yani ertesi güne. Maşallah maşallah epey uzunmuş. Elinle dolduranlar da var. Ben elimle beceremem. Zaten ben bunu bilmiyordum. Ben bunu buraya geldim. Adana bölgesinde zaten ne biliyorsunuz. Bunbaşır'dan buradan buralarda yapılıyor. Hatta o günü şey yazmıştı. Neydi abimizin ismi? Murat Bayraktar. Bayraktar mıydı? Soy ismini unuttum da. O da yorum yazıyor devamlı. Yazmıştı kaldıysa biz de gelelim diye. Ben dedim valla kalmadı ama siz gele gelin. Baş tacısınız. Ben yaparım. Bu şişiyor zaten pişerken biliyorsunuz. Bir tanesini başarıyla doldurduk. Kalın olanlar ilk önce doldurayım da onlar. Hele şu da ineğin mi? Zaten neyinse artık. Geçtiydi. Benimki bu psikolojik mi oluyor? Ne oluyor ben anlamadım. Can sıkıntısından geri başladı. Dolaba canımı sıkıldı. Başka kadar başka bir şeye canımı sıkılmadı. Bu büyük de bunu elimle doldurdum da.
hariç. Yani buzluktaki şeyler buzlu. İçi de şermiş, şimdi dedim boğuk kalır da. Kokar mokar. Hazır ki para da boşa gitmez. Çocuk almış getirmiş. İyi doldu bu da. Tabi sevmeyenler var. Video izleyenlerin içinde sevmeyenler var da. Valla ben de önce sizin gibi düşünüyordum. Sevmiyordum. Ay bu yenir mi diyordum. Ama insan valla yiyince hoşuna gidiyor. Arkadaşlar bu şey kendi kendine durmuş. Niye durmuş ben de bilmiyorum. Hafızası mı doldu bilmiyorum. Epey yaptım ben. Şöyle. Şu kadarını doldurdum. Daha da dolduruyor. Arkadaşlar şöyle üstüne tuzu döktük. Şimdi şöyle üstüne şimdi maskemizi. Fenerini açsana. Yo iyi böyle. Lahanayı öyle göster, fenerini aç da. Meysa'nın ellerinden bugün lahana salatamız. Evet, kollarım koptu onu yapana kadar. İşte kolay değilmiş değil mi yemek? Yani zaten bir ilk önce kumbara yapıp sonra lahana salatasını yapsaydın hele. Ay. Düşünemiyorum bunu. Yıkayacaksın değil mi? Tabii. Ay limon ne güzel kokacak. Haftaya da limonlu kek yapayım mı size? Yap. Tamam. Limonlu değil de portakallı yapsan çok güzel olacak da portakal suyu İkisini koy. İkisini karıştırak. Yok öyle gıcık olur belki, bilmeyiz tadını. Tamam. Limonun kabuğunu rendele. İçine de yarım çay bardağı da limon şey limon nereden çıktı? Tamam. Portakal suyu koy. Portakalın kabuğunu rendele. Sınav da yaklaşıyor ya, kafa dağıtmak için iyi olur. Ne oldu? Koktu. E kokar tabii. Yerken öyle demiyorsun ama. Yerken güzel çünkü. Ay bu çok korkuyordu. He şey ceyran yapıyor ya pencere ceyran çık. Dolabımız da ortada kaldı arkadaşlar. Seni? Çektiler öyle. Ayağımı sıkıyorum, onu da çağırdım. Şu anda elim buz tuttu. Sıcak su yaksana. Yok ki sıcak su. Gelir zaten. Telefonun gelmesini mi bekliyorum? Sıcak su daydı, soğuğa çevirmişsin. Açsaydın gelirdi. Arkadaşlar ben doğru yapıyorum değil mi? İnşallah doğru yapıyorumdur. Doğru. Güzel olduğuna göre doğru.
Neyse sanki yapmadığını biliyorum. Tadı güzel, ona bak sen. Bak tarlanın dışı nasıldı şimdi, nasıl oldu? Evet. Hadi artık kolumu aldım. Şöyle aşağı kırılalım. Ben o şeyim nerede? Neyim? Şimdi dışına kaç. Tepsi. İyi dökülmüyor ha içindekiler. E girdi o kalan içinde şey yapamıyorum. Bir de şimdi pirinçte şey sıcak suya da girdi mi ne olur şimdi. Pirinçler şişe o zaman. Onun şeyi de olmaz, geri çıkışı da olmaz. Ne mi dedi? Korkmadı inşallah. Yok yok. Bu güzel ama diğeri güzel değil. Fark mı? Evet. O yemesi de. E? Mum, bu mum var. Bu mum var. Fark. Fark olan aslında iyi ama hem kalın hem de yemesi çok zahmetli. Evet. Onu hemen hemen 3 saat pişirmen lazım ki ne? Ağzında ısırdığın zaman ağzına hemen gelmesi için. Böyle değil bak. Bunu ısırdığında hemen pölünüyor. Çok güzel. Şırdanı da ben pek beğenmedim. Bir keresinde çok böyle millet reklamını yapıyordu. Çok önüme çıkıyordu. Böyle çok canım istedi. O da Ceyhan'da iki yerde varmış. Benim bildiğim kadarıyla başka yerde var mı bilmiyorum. Musa'ya gitti aldı o zaman. Kaç sene oldu kız ona? Bayağı o zaman 5 falan oldu. He, 25 liraydı tanesi. Yani pek benim işe almadı. Yedim ama pek benim bir şey almadı. Güzel değil. Evet, tadı güzel değil. İçi zaten aynı şey gibiydi. Pilav gibiydi. Pilav gibiydi, bir de içi bembeyazdı. Bembeyazdı şeydi. Lapa gibiydi. Tane tane. Mumbardan güzel. He. Ama onu yemesi zevkli. Aynen, yemesi de kolay. He. O bir tane var ya, Mardinli aile. Onlar çok yapıyorlar. Ay bir bakın ki ne tencere tencere onlar yapıyor. Ona da Instagram'da. Evet arkadaşlar. Ha şöyle göster kızım. Tertemiz yıkadım. Parladı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım akşama ağız tadıyla yemeği nasip eyle ya Rabbi. Dolabımız bozuldu. Canımız sıkıldı ama neyse. Arkadaşla konuştum. Dedi boşver canım dedi. Tamam dedi. İnsan üzülüyor hani bir dolap kaç lira bütçe etmiyor ama en azından dedi cana gelene kadar dedi mala gelsin dedi sağlığınız yerinde olsun dedi yine yeri gelir alırsın. Şu da herhalde ineğin bağırsa. Yani ama gerisi ince. Bir yeri kalın, bir yeri ince. Bunları babana ver. Anca doyur. Onun da sesi düzelmedi. Öksürüğü geçmedi. Senin de bazen sesin şey oluyor. Benimki de arada bir gidiyor geliyor. Evet arkadaşlar. Yemeğimiz böyle ocağa koyduk. Pişecek artık. 2 saat anca pişer. Zaten o zamana kadar da ezan okunur. Tamam sen yanında yat. Biz yerik de. Tamam ben yine oruca niyetlenirim. Gece orucu mu? Evet. Senin yerine. Ben götürüyorum Allah'a şükür. Ben yerime niyetlenmeye gerek yok.
Bugün servisteydik anne. Dedim ki Bluetooth'a bağlan da şarkı açın dedim, tamam mı? Euzubillahimineşşeytanirracim. Ama var ya arabada bir ses sistemi var. Çok hoşuma gitti. Oyalım oğlum. Oyalım oğlum. Gat. Valla neymiş lan hocam? Çatal verdi. O da inenki mi? Neyinki bilmiyorum artık. Adamdan da haber çıkmadı herhalde. Ne yapıyor? Yanlışlıkla oldu. Ayağımı şöyle yapıyordum. Çarptı. Bilerek şey yaptın. Neydi adamın ismi Mustafa? Kim? Ha daha benim abisi. Gani amca. Gani amca. Niye? Ona sorduk dedi ki inek şeyi olursa. Part yani bunlar dedi. İnek part olursa dedik. Hayır dedi. Neyi keseyim? Bir susun hele gel. Öf. Gel yengeler ya. Aman Abdullah gelmedi. Sen kibarsın, sana uzun mutfaklarından koyayım. Niye biz Hanzo muyuk? Sert olmuş ha. Evet mi? Şimdi tam doldurmuş ya. Evet. Kaleti git başlasın. Yeter o kadar. Yeter mi? Kat kat. Ya kızım iyi. Doymazsam geri isterim artık. Şunu ekmek ver hele. Ekmek ver şunu ekmek. Perişan oldu. Al bunu bitir kızım. Bir gün şu eve ekmek almayın hele, ne yapacak? Gider alır. Yok, eve girince de kapılar kilitleyin, dışarı çıkamasın. Bana hamur yoğurtlu ekmek yap. O zaman ne kadar insan doyar zaten. Tamam, ben vereceğim, video bitsin mi vereceğim? Ekmeksiz ye, bol bol bol. Bak görüyor musun, bol. Evet arkadaşlar. Bunlar dolmamız böyle arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.